İşte efsane geldi. Merhaba. Merhaba Ceren, nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol vaktini ayırdığın için bu gecenin bu saatinde. Ben teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? İyi geliyor mu? Seninki gayet iyi. İyi geliyor. İzleyicilere de soralım. Sesimizde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Murat Mert Yücek yok, sen söyle. Dünkü yayınınızdan esinlenerek ben arkayı boş bıraktım. Orayı biz mi dolduracağız? Yok, senin arka hala şey kitaplar falan. Kitaplar, bir de Tunç Mikrofon. abi gelince söyler birazdan. Mikrofon da var. Mikrofonumuz İyi. var. Orgum da var yanında. Oo, Tabii. org önemli, hassas. Org önemli. Bak göstereyim. Oo, evet senin videoları hatırlıyorum ama sen gayet iyi çalıyorsun. Yani işte çalmak denirse işte amatörce çalıyoruz bir şeyler. Zaten ilerleyen dakikalarda belki senden bir rezital dinleriz. Senin Yok, daha hazır değilim. Güldeniz'in yorumunu gördün mü? Yo, nerede? Ceren'i benim kadar sıkıştırma demiş. Bütün yayınınızı izledim. Dünkü yayına istinaden ben de sana sorular hazırladım. Kime, Güldeniz'e mi? Hayır, sana. Benlik bir soru yok yani. Karşılıklı şimdi canlı yayın yapıyoruz. Ha, peki. Yok, sıkıştırılacak bir şey yok yani. Bir de Yok. Güldeniz'de sıkıştırmadım. Güldeniz sadece politik cevaplar vermişti. Ondan dolayı söyledim politik cevaplar verme diye. Şaka yapıyorum tabii ki yani, gayet içtenlikle Evet, cevaplar çok güzel verdi. olmuş. İzledim hepsini. Vallahi ben de çok beğendim ya. Bu kadar televizyon programı yaptık. Bir sürü gidiyorduk, yayınları organize ediyorduk. Öncesinde hazırlıklar yapılıyordu. Konuk geliyordu kanala, makyajlar falan. Hiç önemli değilmiş ya. Burada canlıya basıyorsun. Aynen. Kaçırdım valla. Çok kolay. Teknolojiyi olumlu yönde kullanmak en basit. Yani önemli olan amaç nedir? Canlı yayın yapmak, insanların fikirlerini paylaştırmak. Çok da zorlamamak gerekiyormuş. Aynen öyle. Buradan Instagram yöneticilerine gelsin. 3-4 kişilik de konferans şeklinde olsa daha da hoş Yok olur. ya bir tek. Biz de onu bir düşünmüştük bir ara arkadaşlarımla. İki kişiden fazla olmuyor. Kendi politikaları demek ki yani, o şekilde uygun görmüş Aynen. Instagram yöneticilere. Yani bu şekilde yavaş yavaş başlayalım eğer Aynen. uygunsan. Hazır. Şimdi malum koronadan başlayacağız. Günlerimizin çoğu, saatlerimizin çoğu evde geçiyor artık. Çıkamadığımız günlerde evde neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Ay gibi bir süre oluyor. 19 Mart'ta biz bıraktık diye hatırlıyorum. Başlarda alışma süreci vardı ama şu an bir düzen tutturduk, gidiyoruz diyebilirim. Herkeste de böyle gözlemliyorum çevremde. Gündelik rutin oldu bende artık. İşte alarmsız uyanıyorum, alarm kurmuyorum 1,5 aydır. Süper. O biraz değişik benim için. Uyandıktan sonra işte kahvaltı, üstü antrenman, üstü o gün işte yiyecek, evin işleri vesaire. Dizi izliyorum, film izliyorum. Okula gidiyorum, ikinci üniversiteyi okuyorum. Onun derslerini takip ediyorum. Ona göre biraz şekilleniyor diğerlerinin saati. Ve bir şekilde akşam oluyor yani. Böyle yeni bir yazı okudum aslında. Yani çok da üretkenlik savaşına dönmüş vaziyette gibi bir durum. Hani İnsanlar da kendilerini yalnız hissetmesin bu konuda. Öyle her saniyede verimli ya da üretken bir şeyler yapamıyoruz. Hani tabii ki evde oturup sadece televizyon izlediğimiz zamanlar, sosyal medyada vakit geçirdiğimiz zamanlar da oluyor. Yani benim öyle oluyor en azından dürüst olmak gerekirse. O şekilde işte şimdi bir ork merakı başladı. Ufak ufak onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onun dışında standart yani. Orgun şarjı var mı? Yok. Yok, tamam. O zaman yayın sonuna kadar bir şarja tak istiyorsan. Orkula şu an sana çok ufak yani bir şey yapabilirim. Onu da zaten hazır değilim. Bir dahaki Tamam. yayına söz vermiş olayım. Tamam. Kapatıp açalım o zaman. İkinci yayın olur. Israr ediyorum bu konuda. Yayının Mantıklı. sonuna doğru çok şey yapmana gerek yok. Çok Tamam. kısa bir şey alsak da olur yani. Buradan aşırı Ben bunu düşüneyim bu ödün. yayın boyunca. Tamam. Peki ekmek yaptın mı Ceren? Yok, ekmek yapmadım. O zaman kapatıyoruz. O git. Arkadaşlar. O girdaba girmedim. Açıkçası tarifleri annemden alıyorum genelde yaptığım Evet. her şeyi. Kendisi yaptı ama ben zaten ekmek çok tüketmediğim için
Almadım onun tarifini ve yapmadım. O kadar galiba sıkılmamışım. Yani herkes ekmek yapıyor artık. Yani ekmek Aynen. yapmayanlar Ben yapmadım. yiyorlar gibi bir durum söz konusu zaten. Peki antrenmanları nasıl sürdürüyorsunuz? Yani evde mi yapıyorsunuz? Görüyorum Instagram'da Evet. ama. Yani evdeki ekipmanlarla yapıyoruz. Lastik, işte ufak dumbbell'larım var. Antrenman programımız kulüpten gönderildi zaten. Onu takip ediyoruz. Peki bu süreç geçtikten sonra antrenmanları evde sürdürmek ister misin? Yok, hayır. Çok zor. Yani umarım izlemiyordur. Ya da izlediğini de düşünmüyorum da komşum benim zaten sıçramalarımdan büyük ihtimal 40 gün boyunca bayağı şikayetçi olmuştur. Daha fazla onu da rahatsız etmek istemem. Yani doğru, burada komşuların anlayışları aslında. Ben zaten bazı antrenmanları görüyorum arkadaşlarımın yaptığı. Ben onu bu evde yapsam gerçekten apartmandan ciddi şikayet gelir diye düşünüyorum yani. Bu arada sana bir sürü kalpler gelmiş bak. Evet. Sizin ekipler, ekibin Aynen. bir sürü kalpler gelmiş. Peki bu süreç sana neler kattı, neler kazandırdı? Yani neleri özledin, nelerin farkına vardın bu süreçte, evde olduğun süreçte? Mesela bir arkadaşına çok sarılmayı mı özledin, toplu bir şekilde AVM'ye gitmeyi mi özledin ya da işte ne bileyim bir pazar alışverişi yapmayı mı özledin, neyi özledin? İki cevabım var. Bunu çok fazla söylüyorum bu aralar ama bizim ailecek görüşmelerimizi çok özledim toplu şekilde. Voleybol çok özledim. Ama bu benim birazcık alışık olduğum bir durum aslında. Çünkü yakın zamanda bir sakatlık yaşamıştım. Onda da buna benzer bir süreç yaşadım. O yüzden yani biraz alışkınım diyebilirim. 40 gün evde olmak. Tabii ki onunla farkları var yani birebir aynı durum değil ama yani dışarıya çok bağımlı bir insan olmadığım için hani o diğer örneklere pek şey yapmadım. Yani alışveriş merkezi olsun, ne bileyim pazar olsun. Onlar değil de ailemle olmak toplu şekilde ve maçları çok özledim. Maçları çok özledim. Doğru aslında. Yani senin hayat yaşam tarzın olduğu için maçları özlemen gayet doğal. Peki Sultanlar Ligi'ne gelecek olursak yarım kalan bir lig devam edecek mi, etmeyecek mi? Ederse nasıl etmeli, yoksa etmemeli mi? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani belirsizlik hakim. Ben bu kararın yani takım sporları genelinde ortak çıkacağını düşünüyorum ama bilmiyorum, tamamen kendi fikrim. Yani futbolun devam edeceğine dair, basketbolun devam edeceğine dair bir şeyler duyuyoruz. Bizim sezonumuz biraz daha farklı. Biz normal sezonu bitirdiğimiz için sadece playoff etabı kalmıştı. Hani bu şekilde normal sezonu bitirdiğimiz gibi de açıklanabilir. Hani bu bir seçenek. Yani oynanma durumu birazcık gidişata bağlı ve şu an hala bizim sayılar yani azalmıyor diye biliyorum. O yüzden yakın zamanda yani en azından bayrama kadar, bayram sonrasına kadar bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Ama devam edip etmememiz de tabii ki yani federasyonumuzun kararına bağlı. Doğru. Peki bu koronavirüsten ara verildi. Ondan öncesine bakarsan şu anda hedeflediğiniz yerde misiniz ligde? Fenerbahçe Opet Biz çok olarak. şanssız bir sezon geçirdik genel olarak. Gerçekten 3-4 sakatlık yaşadık takım içinde. O yüzden bence çok istediğimiz gibi geçmedi. Eksiklerimiz oldu. Evet. O yüzden yani %100 memnunuz diyemem tabii ki. Peki ligin kalitesiyle ilgili konuşacak olursak, örnek olarak bir yurt dışından bir arkadaşın atıyorum işte İtalya'dan dedi ki Ceren beni X bir takım istiyor. Sen Sultanlar Ligi ile ilgili ne düşünürsün? Ne yapayım, ne edeyim? Bana bir tavsiye verir misin desen, arkadaş olarak ona ne önerirsin ligin kalitesiyle alakalı? Kesinlikle gelmesini tavsiye ederim. Tabii ki teklifler arasında diğer alternatifleri de duymak isterim. Ama Türkiye her zaman için, her oyuncu için bence çok önemli bir kapı. Yani ben bugüne kadar oynadığım yabancı arkadaşlarımda da hep bunu görüyorum. Yani yaşam şartları olsun, İstanbul olsun ya da başka şehire gelseler de Türkiye'deki voleybolun seviyesi ve yaşamın güzelliği olarak bence hepsi burayı çok seviyor ve burada oynamak istiyor. Doğru söylüyorsun. Yani hem İstanbul'da çok güzel bir şehir, avantaj. Biz ilk
programımızda Aslan Ekşi ile konuşurken o bir süre diliminde Rusya'da oynamış. Onların zaten uçak yolculukları maç kadar yorucu oluyordur en az. Yani bir yerden bir yere gitmek. Türkiye özellikle İstanbul daha konforlu bu anlamda, voleybol anlamında. Kesinlikle. Ya ben bu arada zaten hani birçok yer gördüm. Telefonu biraz kaydı. İstanbul benim için her zaman yani kıyaslayamayacağım şekilde sevdiğim, yani doğduğum yer sonuçta, ama hani gerçekten çok özel bir şehir bence. Doğru, kesinlikle öyle söyle. Doğru söylüyorsun. Bir ara Çanakkale'de oynarken de Çanakkale'yi de çok sevmiştin. Yok, zaten hala seviyorum. Oynadığım bir zamanı özel değil o. İki cam, yani iki şehir. İstanbul, Çanakkale. Peki, şimdi yurt dışındaki İtalya'daki arkadaşına gel oyna dedin. Peki tribünlerin boş durumunu ne yapacağız? Yani senin bir sporcu gözüyle baktığın zaman maalesef hani motive eden, sporcuyu motive eden bir taraftarın çok fazla olmadığını görüyoruz. Bir sporcu olarak sence ne yapılmalı? Önerin nedir? Ya bunu çok düşünüyoruz, hepimiz bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama maalesef sonuç alamıyoruz. Arkadaşım gelse maalesef İtalya ile kıyasla çok az seyirciyle karşılaşacağı kesin, ama şu an benim bulunduğum yerin dışında söylüyorum bunu. Fenerbahçe'de gerçekten çok güzel bir taraftarımız var. Gelmeden önce bunu zaten rakip takımlarda oynarken de görüyordum. Geldikten sonra da aynı şekilde devam etti. Anadolu'da da oynadığım, yani Çanakkale'de oynadığım zaman bir tek Çanakkale'ye gittim şehir dışı olarak. Orada da bir iki seyirci kitlesi oluyor. Şehir takımını sahipleniyor gibi bir durum oluyor. Ama maalesef bazı İstanbul takımlarında aynı etkiyi yaratamıyoruz. Bu biraz ilgiyle alakalı. Basın demeyeceğim çünkü basından da aynı cevap geliyor aslında. Yani ilgiyle alakalı, doğru orantılı biz şey yapıyoruz, haber yapıyoruz vesaire. Sizi kastetmiyorum bu arada, yani normal gazeteler vesaire, o küçük haberler. Çünkü bu kadar ilgi var gibi bir bakış açısı oluyor. Yani bunu sosyal medya şimdi yavaş yavaş çok daha etkili hale geldi. Sosyal medyadaki reklamlarla biraz daha arttırabileceğimizi belki düşünüyorum. Ama yani Fenerbahçe'de bu her zaman vardı ve yani 10 yıldır yaklaşık, on belki daha fazla sağlam bir voleybol taraftarı olduğunu düşünüyorum. O konuda da şanslı hissediyorum kendimi. Hayalin miydi Fenerbahçe'de oynamak? Evet. Biliyorsun bunun cevabını. Peki taraftarla ilgili düşüncelerin neler? Yani şöyle objektif bakıyorum ya. Ben burada hani bir kulüp tarafından değil de ben de senelerdir voleybol takip ediyorum. Üç büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş var. Sen Beşiktaş'ta da forma giydin. Fenerbahçe'de şu anda giyiyorsun. Belki Galatasaray'da da giyeceksin. Hiç belli olmaz tabii durumlar. Ama Fenerbahçe'nin ayrı bence bir voleybol seyircisi var. Kesinlikle. Yani bunlar çok seneler önce Gamova'nın geldiği zamanda, işte Mehmet Ali Aydınlar'ın daha çok öncülük yaptığı zamanlarda daha aktif geliyorlardı. Ama şu an o grup birazcık uzaklaşmış durumda. Fakat ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bir voleybol seyircisi var. Ve bu bilen bir seyirci aslında. Hani sahaya arkasını dönüp de Fenerbahçe diye bağırmayıp aslında biraz da teknik analiz de yapabilen bir grup. Bence bu etkili olduğunu düşünüyorum. Sen neler hissediyorsun? Kesinlikle voleyboldan çok anlayan, yani voleybol seyircisi diyebileceğimiz bir kemik taraftarımız var. Onun dışında yani bazı önemli maçlarda çok daha fazla geliyor seyirci. Bence de dediğin gibi işin teknik taktik kısmından da gayet iyi anlayan bir grup. Ben dediğim gibi yani böyle bir kulüpte onların önünde sahaya çıktığım için hem büyük bir gurur hem büyük bir şans hissediyorum. O çocukluk hayali dediğin noktada hayal ettiğim yere ulaştığım için, bir de bilmiyorum izliyor mu, Fenerli Ceren diye tezahüratı başlatan bir taraftarımız vardı. Onu duyduğum zaman tribünde mesela ya bütün tüylerim diken diken olmuştu. Olmaz mı? Tabii ki yani. Sonuçta bir fotoğraf da paylaşmıştım. Babanla beraber Fenerbahçe Evet. formalı bir şey. Yani çocukluk hayali de bence çok önemli bir şey burada. Evet. Peki birçok kulüpte, iyi kulüplerde de forma giydin. Sanki böyle bir yurt dışı dilimi eksik kaldı gibi. Bununla ilgili bir hedefin var mı? Bir kariyer planlaman? Eskiden yani böyle 20'li yaşların başında daha fazla düşünüyordum açıkçası. Uzak Doğu düşünüyordum. Kısmet olmadı. Sonrasında Fransızca okuduğum için lisede Fransa'da bir
tecrübe edinsem mi hem dilim de gelişir diye bir fikrim vardı. Bu hala geçerli ama bunlar hep böyle hani bitirmeden bir de böyle olsun diyebileceğim fikirler. Çünkü Türkiye'de seviye çok yüksek. Fenerbahçe şu an gerçekten benim hayalimde olmak istediğim yer. O yüzden alternatif bir şey şu an üretmiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ama dediğim sebeplerden belki hani kariyerimi sonlandırmadan olabilir. Ama dediğim yani çok büyük bir hayalim değil bu açıkçası. Zaten buradakilik kaliteli diyorsun yani. Kesinlikle. Peki. Bireysel menajerlikle ilgili bir sorum olacaktı. Sence her profesyonel voleybolcu, sporcu menajerle çalışmalı mı? Ve sen çalışıyor musun? Çalıştığın menajerden memnun musun? Evet, ben çalışıyorum. Tunç abiyle çalışıyorum. Çok memnunum. Durduk. Bence çalışmalı. Çünkü maalesef yani maalesef demeyeceğim. Bu iş her branşta böyle. Hani her konuyu sporcunun kendisinin konuşması çok kolay olmuyor. Yöneticilerle vesaire. O yüzden menajerler bu noktada çok önemli. Aracı olabiliyor kulüple sporcu arasında. Yani ben önemli olduğunu ve çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru, doğru. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Sonuçta sporcu tamamen voleyboluna odaklanacak. Menajer de geri planda yapması gereken şeyleri yapacak. Bence böylesi çok daha profesyonel olabilir. Aynen. Doğru söylüyorsun. Yani peki yeni sezon için hazırlıklar neler senin için? Teklifler var mı? Yoksa da Fenerbahçe'de misin? Benim 2 senelikti. O yüzden Fenerbahçe'deyim. Yeni sezonda da Fenerbahçe'desin. Peki. O da merak edilen sorular arasında yer almıştı. Peki. Filenin sultanlarından tarihi başarı. 2020 Olimpiyat oyunlarındayız. Birçok ülkeyi gerimizde bırakarak Türkiye ay yıldızlı formamızla gurur yaşattı bize. Ne düşünüyorsun milli takımımızla ilgili? Kesinlikle çok büyük bir gurur. Yani 2003'te yaşanan başarıdan sonra zaten 2010'lardan sonra böyle bir jenerasyon değişimiyle beraber başarılar gelmeye başlamıştı. Ama bu şu an 2012'den sonra bir daha 2020 olimpiyatlarına hak kazanmamız yani her spor branşında olduğu gibi ulaşılabilecek en üst seviye olimpiyatlar. O yüzden çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Ve dünkü Güldeniz'in yayınından da esinlenerek aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu sadece voleybolun başarısı, o günlük başarı gibi değil de yani ben mesela 2003'teki turnuvayı izleyerek voleybola başlamış bir çocuğum. 2004'te başladım. Çok o zaman Kanal D'de yayınlanıyordu diye hatırlıyorum. Eminim bu maçları da izleyerek, orada örnek alarak birilerini voleybola başlayacak bir nesil olacak. Evet. Bu yüzden voleybolun bilinirliği açısından ve hani başarılarımızın duyurulması açısından dünyaya çok önemli bir turnuvaydı. Doğru. Güldeniz de dün izlemişsindir. Çok güzel örneklendirdi bunu. Sadece alınan başarının yanı sıra voleybola gelecek olan birçok kişinin de önünü açmış durumda. Ailelerin teşvik etmesi açısından da olumlu yönde etkiliyor. Osman Uraner antrenörümüz soru sormuş. 4 numaranın pasör çaprazı mı oynamayı seviyor diye sormuş. Zor soru. Yani gerçekten 15 yaşından beri her ikisini de oynuyorum dönemsel olarak. Vakıfbank'ta başladım voleybola. Smaçör olarak kulüpte oynuyordum. Pasör çaprazı olarak milli takımlarda oynuyordum. Ligde de eşit oynadım sanırım. Hem smaçör hem pasör çaprazı. Yani evet. Ben manşet almayı seviyorum aslında. Ama pasör çaprazı olunca da çok daha böyle nasıl söyleyeyim? Tek bir şeye odaklandığınız için biraz daha rahat oluyor açıkçası. Geçen sene smaçör oynuyordum. Bilmiyorum. Bana hücum açısından ikisi de fark etmiyor açıkçası. Ama tabii ki smaçörün sorumluluğu daha fazla olduğu için, yani birçok alanda aktif olduğu için servis karşılama vesaire. Orası biraz daha zor. Peki, teşekkürler. Birçok antrenörle çalıştın. Senin hangisi daha sana iyi geliyor? Türk antrenörle mi çalışmak yoksa yabancı antrenörle mi çalışmak? Bunu genelde soruyorum. Evet. Ben de politik cevap vermeyeceğim sana ama ben bunu saydım. Ben takım olarak da fazla takımda oynamışım. Antrenör olarak da fazla çalışmışım. Yani şu an tam sayısını hatırlamıyorum.
Türk yabancı diye ayırmayacağım ama bence Mehmet Bedestenlioğlu'nun lafıdır bu. O benim altyapı antrenörlerimden biri. Ligde de 2 sene onunla çalıştım. 2 farklı takımda. Kimse birbirimizi ne kadar sevdiğimize değil, bizim ürettiğimiz başarı saymayacak. Bizim ya ürettiğimiz işe bakacak. Yani bana şunu söylemek istiyordu. İşte senin beni ne kadar sevdiğin, benim seni ne kadar sevdiğim değil. Sahada ürettiğimiz iş önemli. Ama maalesef bu Türklerde mi bir şey bilmiyorum ya da benim karakterime mi özel bilmiyorum. Ben yani bulunduğum ortamda mutluysam, seviyorsam çevremdekileri biraz daha üretken olabildiğimi düşünüyorum. Çok şükür bugüne kadar bütün antrenörlerimle gerçekten belli bir çizgide yani orta yolu bulabildiğimi düşünüyorum. O yüzden hiçbirini öne çıkarmak istemem ama Türk'le yabancının farkı sadece o İletişim biraz daha yabancıyla zor başladığı için diyeyim. Yani sen onu tanımaya çalışırken vesaire. Türkleri bir şekilde daha önceden duyuyorsun, biliyorsun çünkü. Hani onun ne istediğini çözene kadar biraz daha zor belki. Hani tek farkı bu. Ama sonuçta ortak dilimiz voleybol. Onun da ne istediğini anladıktan sonra nitekim Terziç'le bu sene tanıştım. Evet. İşler aynı devam ediyor benim için. Doğru. Terzi işte dünyaca kendini kanıtlamış Kesinlikle. başarılı bir antrenör. Galiba önümüzdeki yılda Fenerbahçe'de diye tahmin ediyorum ben de. Ben de öyle Peki düşünüyorum. anlaşmaktan devam edersek bir smaçörün bir pasörle anlaşması da çok mühim. Senin en iyi anlaştığın pasör hangisi? Ben bu soruya da çalıştım. Dün duydum çünkü. Ya Evet. ben çok pasörle çalıştım. 2 sene üst üste oynadığım tek pasör sanırım Arelia. Arelia Karasoy. Milli takımda tanıştık onunla. Milli takımda oynadık ilk. Daha sonra Beylikdüzü ve Beşiktaş'ta üst üste 2 sene oynadık. 2 sene üst üste tanıştığım için, ay 2 sene üst üste oynadığım için hani Arelia'yla biraz daha fazla pas uyumum oluşmuş olabilir ama onun dışında bugüne kadar hiçbir pasörle sorun yaşamadım. Hani hepsiyle gerçekten uyum sağladığımı düşünüyorum. Peki senin de uğur getirdiğine inandığın maç öncesi totemlerin var mı? Yok, sabit totemim yok ama saha içinde farklı şeyler yapabilirim. Bu biraz babadan gelen bir şey. Futbol maçlarında da yaptığımız çok maç oldu. Saha içinde o anki gidişata göre kendi inandığım o anki şey doğrultusunda minik şeyler yapabiliyorum. İşte ayakkabı bağcığı olabilir. Saçımın şeklini değiştirmek olabilir. Tokayı çıkartmak olabilir vesaire. Ya bunları yapmışlığım var. Örnekler o yüzden aklıma geldi. Peki unutamayacağın, unutamadığın bir anın var mı bizimle paylaşacağın? Bu yakın zamanda olduğu için ilk aklıma o geldi. Fenerbahçe'ye transfer olacağımı öğrendiğim yani transfer teklifinin olduğunu öğrendiğim gün ailemle paylaştığım an ve sonrasında hani sürecin tamamlanıp transfer olduğum gün üstüne ilk maç. Bunların hepsi böyle dördünü bir böyle gün yap kafanda. Herhalde o anlar çok özeldi benim için. İlk maç, ilk seremoni, babam tribünde göz göze geldik vesaire. Ne kadar duygusal bir an yaşamışsınızdır. Çok, gerçekten öyle. Doğru. Yani sporcu olmak zor. Sporla birlikte aslında okulu da götürmek zor. Sen şu anda ikinci üniversite okuyorsun ve beden eğitimi öğretmenliği okuyorsun bildiğim kadarıyla. Bu öğretmenliği tercih etmenin sebebi nedir? Çok kutsal bir mesleğe tercih etmişsin. Benim bildiğim kadarıyla annenin annesi ve babası da öğretmendi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sebebi nedir acaba? İlk üniversitem Bahçeşehir İşletme. Yani onu da ben kendim isteyerek seçtim. Matematiği sevdiğim için işletme hoşuma gitti vesaire. Derslerini incelemiştim. Fakat sonrasında voleybol sonrası hayatım için elimde bir meslek daha olsun istedim. Biraz garanticilik özelliğimden kaynaklı olabilir. Aslında çeşitli sebepleri var. Yani tek bir sebebi yok. Annem bu konuda destekçim oldu. O da bu yolda anneannem belki etkisinde ya da anneannem ve dedem etkisinde, arkadaşları etkisinde. Onu böyle bir altın bilezik diye nitelendireceğimiz bir şekilde elimde ek olarak olmasını tavsiye etti. Benim Sercep'teki, lisedeki öğretmenlerim, çok sevdiğim beden eğitimi öğretmenlerim önümde çok güzel bir rol modeldi. Onların hayatını çok severek
dahil olmuştum okuduğum yıllarda ve sonrasında devam etti ilişkimiz. Onların etkisinde ve Melih beden eğitimi öğretmenliği okumuştu. Evet. Onun etkisinde böyle kombine bir şeylerle karışık karar verdim ve başladım. Tebrik ederim. Neriman, hoş geldin. Birazcık gül ufuk demiş. Şöyle güleyim. Aslan Ekşi katılmış aramıza. Hoş geldin Aslan. Evet. Ceren sakatlıktan sonra kendini nasıl hissediyor diye bir soru sormuş. Evet. Çok şükür iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Maalesef böyle beklenmedik anda olur ya bunlar. Benim için de öyleydi geçen sezon. Evet. Fakat sezon sonuna doğru olduğu için birazcık kötünün iyisi diyebileceğim bir durum oldu benim için. Bir ay gibi bir süre kaçırdım sezonda sadece. O da en önemli zamandı tabii ki ama bir ay sonra zaten sezon bitmişti. Ben de bu yeni sezona kadar çalışmalarıma devam ettim ve çok şükür bir sıkıntı olmadan yeni sezona başladım. Maşallah. Peki bir idolünüz var mı diye bir soru gelmiş. Yok, tek bir idolüm yok. Örnek aldığın bir sporcu, şu anda kendime örnek alıyorum diyorsun. Yok, hayır, herkesin yani iyi olduğu yönlerini almışımdır ama mesela şey benim için önemliydi. 2004-2008 olimpiyatlarını izlemiş bir çocuk olarak. O Evet. zamanlar Brezilya'nın iyi gittiği dönemler şeyle görüyordum, izliyordum. Daha sonra Vakıfbank'ta aynı takımda oynadım. Evet. Hani bu benim için önemliydi. Hani Gamabay'la aynı takımda oynama şansım olmadı ama o da voleybol denince akla gelen ilk isimlerden. Onu da ülkemizde izledik. Yani bunlar benim çocukken izleyip hani onları görerek voleybola başladığım isimlerdi. Onları sayabilirim şu an. Tunç abi hoş geldin bu arada. İlgiyle takip ediyorsun. Menajerlikle alakalı soru sordum Ceren'e. Senin özelinde. Şu anda paylaşmayacağım. Yayının tekrarını izlersen görebilirsin. Sebep olsun. Evet. Fenerbahçe taraftarını nasıl buluyorsunuz diye onunla ilgili de arkadaşlar konuştuk. Voleybolmagazin.com'a yarın veya ondan sonraki girerseniz yayının tekrarı yayınlanacak. Şimdi hem Ceren'e tekrarı tutmak istemiyorum. Peki Ceren, evde vakit geçirirken tavsiye edeceğin filmler neler? Birazcık da böyle magazinel sorulara girelim artık. Aynen. Film adını unuttum şu an. Filmi Emine geçiyorum. mi? Daha dün gece izlediğim diziyi söyleyeyim. Stranger'ı izledim. Bir solukta bitirdim. Böyle kısadan hemen ne olacağını, ne biteceğini görmek isteyenler için 8 bölümlük güzel bir dizi. Ve sonuca bağlanıyor. Onu söyleyebilirim. Homeland izliyorum yine dizi olarak. O biraz uzun ama gidiyor. Yani güzel bir dizi. Evet. Film olarak da araba yarışlarıyla alakalı bir film vardı ama Ford and Ferrari galiba. Onu beğendim. Bu şekilde şu an aklıma gelen son izlediklerim. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Bayağı izlemişsin yani. Aynen. Peki müzikle aran iyi. Evet. Müzik Seviyorum. kulağın da var. Evet. Piyano da çalıyorsun profesyonel anlamda. Beş Konserlerin de var. yani çaldım. Evine bu arada Survivor'la alakalı bir soru gelmiş Neriman'dan. Başladım. Neri? Bugün başladım izlemeye daha. Onu da sizin yayında görüp başladım ama çok az takip ettim. O yüzden hiçbir fikrim yok. Katılacak mısın? Yok. Bu sorunun cevabı direkt yok. Yani bugün kısacık bir şey izledim. Ya ben kendimi orada düşünemiyorum. O kadar engebeli yerlerden geçiyorlar, ediyorlar falan. Hiç benlik değil yani. Hani açlık kısmını söylemiyorum. Ama o yarışmalara bile ben normal şu halimle gideyim, top gideyim gene zor. Evet, Bugün. maalesef bugün. O da ama sizin etkinizde. Bundan sonra daha çok izleyeceğim. Valla Survivor hakikaten şartlar zor. Murat ne demişsin? Sevgili Ufuk yarın Yarın konuğum. konuğun kim? Evet. Buradan açıklayayım. Yorumlara yazarsa yarınki konuğumuzun kim olduğunu, burada aramızda olan değerli bir voleybolcu arkadaşımız, oradan da zaten görmüş olurlar. Ben de birazdan Tamam, açıklarım. Cemal Can'ı destekliyorum Neri. Kim olduğunu bilmiyorum ama destekliyorum şu an senin için. Vallahi Cemal Can kim? Ben de dün gördüm onu. Neriman Güldeniz arasında ama ben de izleyeceğim. Bir bakacağım kimmiş. Aynen, ben de merak ettim şu an. Bence Survivor'a katılmak için hiçbir eksiğin yok. Hani Fazlam var. yok, o anlamda söylemedim yani. Gayet iyi katılabilirsin bence.
Birçok kişi de katılıyor zaten. Peki müzikle aran iyi. Sen müziğe geleceksin. Evet, Evet, iyi. müziğe geleceğiz. Piyano çalmaya başladın. Neyin teşvikiyle başladın acaba? Yani Evet, nasıl bu kadar boş başladın? zamanımız var. İşte aklımda olan bir şeydi zaten. Güzel bir kafa dağıtma aracı olduğunu düşünüyorum. Fakat bunda danışacağım sana. İyi bir şey almak için sağlam bütçeler gerekiyor. Onu araştırarak gördüm. Ve bunun heves mi, uzun zamanlı, uzun soluklu yapacağım bir şey mi olup olmadığını kendim de test etmek için önce ufak bir ork alayım dedim. Değil İnşallah. mi? Ordu bize. Ork çok küçük ufuk, hiç boş ver yani. Nerede? Yanında mı? Şurada arkada. Bir görsek oradan. Değerli arkadaşlar, izleyiciler, bu arada Arkamdan kaldırdım ki görmeyin diye. olsun olsun. Ya Yarın parmaklarım bile zor şey yapıyor. Çünkü çok küçük. Beklediğimden çok küçük yani. olsun olsun bir yerden başlamak lazım. Bu arada yarınki konuğumuz Neriman Özsoy. Yarın saat 22'de canlı yayın konuğumuz. Çok bomba sorularım var. Çok bomba Ama onun da sorularım sana var. soruları varmış. Öyle diyor. Nerede var? Bak yarın değişik bir canlı yayın olacak. Soruları ben soracağım diyor. Tamam. Herkese benden çay yazmış yarın. Tamam. O da tamam. Biri ben de soracağım bugün şimdi. Bekle. Tamam. Hiç problem yok. Ben bütün soruları gayet güzel cevaplayabilirim hiç. Merve Günok, Buse Kayacan, Cemre Erol Onlar yoklar mı diyor. bir her yayında sıkı takipçi arkadaşlarım. O yüzden Tunçay mı büyük ihtimal. Onların şu an eksikliğini hissetti. Evet, bir boşluk var. Aynen. Bunun gibi başlıyor üstünde. Merve Günok buradaymış, el kaldırmış. Niye bombaları bana soruyorsun? Neriman, yarın için sana çok özel çalıştım hakikaten. Şimdi hiçbir şekilde kopya vermeyeceğim. Yarın bunları artık konuşacağız. Ceren sen sor bir tane. Sen Tamam, sor. ben sorayım o zaman. Sor. Tekrar Hadi. voleybol magazine başlamaya nasıl karar verdin? Evdeydim. Evet. Yani çok boş vaktim vardı. Hı Ne yapayım dedim. Camianın başına birazcık bela olayım dedim. hı. Aslında bir köşe yazısı yazmayı düşündüm. Yazacak platformum yoktu. Siteyi tekrar açayım dedim. Yakında da o yazıyı yazarım. Aslında ya şöyle söyleyeyim, birazcık bir eleştiri olacak ama federasyona karşı. Bu arada yazılanları da okumaya çalışıyorum. Biraz ağır okuyorum. Evet. Korona nedeniyle ligler bence hemen bitirilmeliydi. Seyircisiz oynatıldı maçlar. Ancak fark etmez. Sahanın içerisinde organizasyonda birçok insan yer alıyor. Sporcular var, staffı var, servisçisi var, masörü var. Yani bu insanlarda da korona olma ve bulaşma riski var. Ama halen devam ettirildi ve ben bundan dolayı birazcık üzüldüm. Allah'tan kimseye de bir şey olmadı. Ya baktım eleştiren yok fazla. Ya yani eleştiren yine eleştiriyor ama yani gerçek anlamda bir eleştiri göremedim ve bu beni birazcık tetikleyici etken oldu. Evde de fazla boş vaktim vardı. Sonra zaten içimde bir ukdeydi. Camiayı da çok özlemiştim, herkesi çok özlemiştim. Ondan dolayı da siteyi açtım ve geri döndüm. Bu son cümle benim beklediğim cevaptı. Yani sonunda geldi. Voleybol özlemi yani. Evet, aynen öyle. Vallahi insan kurtulamıyor. Murat ne demişsin? Cuma günü kişisel hesabımdan son kez yayın yapacağım. Ufuk sana bırakıyorum buraları. Başka maceralarda olacağım. Evet. Murat Mecralarda. evet. Mecralarda bak okuyamıyorum artık. Yaşlandık. Olsun. Benim veremeyeceğim cevap yok Ufuk demiş. Peki süper. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok demiş. Ya şu Orka gelseydik Ya Allah bize. aşkına unutmadın ya. Unutursun dedim, çıkarmadın. Tunç Güzel abi. değil. Ah bir de uzun uçuşlarda uyumasa demiş. Tunç abiyle Azerbaycan'a gitmiştik. Çok keyifli bir anımız var. Tunç abi gidene kadar uyudu. Ben uyanık kaldım. Yani böyle bir durum. Tunç abi daha uçak kalkmadı. Koltuğa otururken uyumaya başladı. İnerken artık ben abi hadi geldik kalk artık diye uyandırdım. Bravo. Cuma günü ben de izleyeyim o zaman Murat demiş. Evet Ceren şu orgu bir çalsan da dinlesek artık. Evet. Arkadaşlar ork bu. Ama benim notalarım yok. Olsun. Notalarım olmadan zor.
Ceren Kestiren Göz'den Ork reziteli arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa. Türkiye'de ilk defa. Dur, evet. Benim elektrikli bile, elektrikli külli de değilmiş. Olsun, çarpılmadı. Dikkat et. İnşallah bu. Ben de eşlik edeceğim sana. Bende de var burada. Bak gösterdim işte burada. Evet. Ama işte ben senin ne kadar iyi çaldığını biliyorum. Ben daha o seviyede değilim maalesef. Dinleyelim. Dur şimdi. Yeni besten varmış galiba koronavirüs. Sen bana soracaklarını sor da. Ben bulana kadar. Tamam, olur. Ya aslında konsantrasyonun bozulmasın. Hı. Soru sorarken. Yok, bozulmaz ya. Peki bu hayattaki hedefin ne, voleybol haricinde ne yapmak istiyorsun? Voleybol dışında şu an hani yaşım gereği daha çok ileriyi düşünüp bir şey planlamıyorum eğer buysa. Hani soru. Ama onun dışında bu süreçte daha fazla fark ettim bunu. Aslında hani mutlu bir şekilde hayatımızı sevdiklerimizle yaşamak o kadar değerli ki. Yani bunun galiba ömür boyu sürmesi yani. Hayatım boyunca yanımda sevdiklerimle mutlu bir şekilde yaşamak şu an en çok istediğim şey. Çok güzel özetledim valla. Murat, yayın bitmeden Ufuk söz versin, voleybol magazini en az bir yıl kapatmayacağına dair. Şey gibi oldu bu. Telefon hatlarında cayma şey var ya, bir yıl taahhüt veriyorsun, onun gibi bir şey Aynen. oldu. Ceren bu ara Ufuk kapatırsa ben açacağım demiş. Neriman, hay hay. Çok güzel. Sana bir istek gelmiş Ceren. Ne isteği? Ceren Bozcaada bağ bozumunu da çal diye bir o istek. O kadar yok bende daha. Ben arkadaşlar bu arada Ceren'e istek yapabilirsiniz. Bütün istekleri alıyor canlı olarak. Yani ne isterseniz buraya yazın. Böyle kısa kısa. Ceren sağ olsun. Ceren sen kesinlikle aç kalmazsın, ben sana söyleyeyim yani. Voleybol olmasa ben bir şekilde devam edeceğim hayatım. Müzik işinden. Bak annen de gülmüş. Dur. Melih izliyor mu bu yayını? Evet, izliyor. Tamam, süper. Bu kadar. Muhteşem. Bravo. Bravo. Ben de marşıyla başladım yola. İnşallah evet. Güzel şeylerle devam eder. Bir şarkı mı sadece? Bu kadar daha ne yapacağım? 23 Nisan'da başladım. Evet. 23 Nisan şarkısıyla 23 Nisan bayramımızı kutladım. İkinci olarak Fenerbahçe Marşı. Devamı da inşallah ilerleyen günlerde. Peki. Çok yakında diyorsun. Vallahi çok da güzel bir jest yaptın bence voleybol severlere. Çok çok kötü ve yani başlangıç seviyesinde olduğu için mazur görsünler. Olsun olsun. Bir yerden başlamak lazım. Aynen. Peki Melih de yayını izliyormuş. Bir nişan, evlilik düşünüyor musunuz? Yaklaşık 5 yıldır galiba bir birlikteliğiniz var. Aynen. 5 yılı devirdik. Daha doğrusu 5. yılın içindeyiz. Mayıs ayında düşünüyorduk nişanı. Maalesef bu korona olayı yüzünden ertelemek zorundayız. Evet. Aynı anda o kadar kişi bir araya gelmesi sağlıklı bir durum olmayacak diye. Doğru. Bu süreç bittikten sonra ilk fırsatta onu da yapacağız. İnşallah. Ben Melih'i de tanıyorum. Melih de basketbol oynuyor. Yalova Spor'da oynuyordu galiba en son bildiğim kadarıyla. Orada. Müthiş karakterli bir insan. Hakikaten yani sen ne kadar değer veriyorsam Melih de odur benim için. Çok çok selamlar Melih'le. Teşekkürler. Peki Ceren, biraz erken bir soru ancak voleybol kariyerini noktalandırdıktan sonra voleybolun içerisinde kalmayı düşünür müsün bugün? Düşünürüm. Bugün düşünürüm. O gün düşünür müyüm bilmiyorum.
Yani ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani bu kadar sevdiğim bir şeyden para kazanıyor olduğum için çok şanslı hissediyorum. Profesyonel yaptığım için. Yani videolarım var. Onu da belki görmüşsündür. 10-11 yaşında elimde top, plastik top. İşte Ceren bir smaç diye. İşte bugünlerin hayalini kurduğum için voleybolu içinde olmak isterim. Hangi pozisyonda olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu bugünkü düşüncem. O gün geldiği Evet. de umarım yani daha uzun yıllar oynarım. Tekrar düşünülür yani. Ama birazdan hani alıyoruz sonuçta bir şeyler. Yani hem performans gösteriyoruz hem kazanıyoruz vesaire. Hani bu şeyleri de tekrar ileriki nesillere aktarmak güzel olabilir diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Melih Fenerbahçeli mi diye sorular geliyor bu arada. Evet. Yok değil. Değil mi? Değil. Hangi takımlı? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Evet. Olsun, o da Ama Türkiye. voleybolda sonuna kadar Fenerli. Yani sen Fenerbahçe'de oynamasan da mı Fenerbahçe'de? Hayır tabii ki. Ben oynadığım için. Peki arkadaşlar, cevaplarını da almışsınızdır. Bu arada altlara yorum yazarsanız onları da cevaplayacağız. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Saatlerimiz de birazcık geç oluyor. Çanakkale'den selamlar iletilmiş sana. Evet, teşekkür ederim. Peki şunu soracağım. Bugünlere gelebilmek için nasıl çalıştın? Neler yaptın? Seni örnek alan voleybolcu adaylarına neler tavsiye edersin? Ne yapmaları lazım bir Ceren Kestiren Göz olmak için? Estağfurullah. Yani istedikleri yere gelebilmeleri için bence voleybol anlamında antrenman çalışmak kesinlikle çok önemli. Ama mental olarak da gerçekten iyi durumda olanlar iyi bir sporcu olabiliyor. Benim naçizane görüşüm. Altyapıda yine bir antrenörüm Gonca Dilik bize dosyalar verirdi böyle. Kendimiz içine yani kendi verdiği yazıları toplardık. Ve o yazılar o kadar motive edici, o kadar kendinin özgüvenini, hırsını yaratmaya yönelik yazılar oluyordu ki hani karakterimiz, sporcu karakterimiz oluşuyordu bir nevi. Ve bence bu da başa bir nokta. O yüzden manevi ve mental açıdan da kendilerini bir şekilde antrenman, yani bunun antrenmanını da yapsınlar. Neri de yazmış Gonca Dilik diye. Gerçekten Evet. bence mental açıdan bir sporcunun iyi durumda olması da çok önemli, başarılı olması için. Evet. O yüzden ben bunu tavsiye edebilirim. Bu arada bununla ilgili de yeni izledim Michael Jordan'ın belgeseli hayatını konu alan Last Dance diye bir dizi başladı. Yani iki sezon, iki bölüm oynadı. Bugün de yeni iki bölümü gelmiş. Orada da buna benzer şeyler anlatılıyor. Duygular, kazanmak, hırslı olmak vesaire. Çok teşekkürler paylaştığın için. İzleyenler de belki göz atacaklardır. Murat, söz istiyorsun benden. Yayını kapatmadan önce söz vereceksin demiş. Yani bir yıl çabuk geçiyor. Kalırız. Bir yıldan sonrasına bakarız tabii ki. Bu arada bir sistem. Şu camiada 10 yıl bak, 2005 ile 2016'ya kadar aktif olarak rol aldım. Siteyi kapattım. Her gün arayan insanların hiçbir tanesi mesela yok piyasada. Ne arıyorlar, ne soruyorlar bir şey. Yani inanılmaz iyi insanlar var. Onu kenara koyuyorum ama inanılmaz da menfaat üzerine kurulu ilişkilerin olduğunu gördüm maalesef. Onlara da çok çok selamlarımı iletiyorum. Ama bu her yerde var yani. Bu sadece voleybolda değil, her yerde olan bir şey. Onlara da çok çok sevgilerimi iletiyorum. Ceren, vaktini ayırdın bizlere. Çok da keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Sen de umarım Ben de çok keyif beğenmişsindir. İzleyiciler de aynı şekilde keyif almışlardır. Senin ekleyeceğin bir şey var mı acaba? aldım. Sağlık diliyorum herkese. Bu sürecin en az hasarla atlatılmasını diliyorum. Umuyorum sahalara en sağlıklı şekilde döneriz. İnşallah. Neriman bu arada yorum yapmış. Ceren'cim, seni bu kadar güzel mütevazi yetiştiren anne babana sevgiler. Ben de aynı Teşekkür şekilde ederim. Çok sağ olun. katılıyorum. Çok çok selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. Bir yayının daha sonuna geldik. Yarın Neriman'la birlikteyiz. Mutlaka izleyeceğim. Oradayım. Mutlaka Bunları bekliyoruz. merak ediyorum Neri'nin. Sorular çok bomba.
Onu sana soracaklarını da merak ediyorum. Ben de onu merak ediyorum. Ama benim Neriman'a soracaklarım gerçekten çok bomba. Hadi bakalım. Oldu. Oldu. Teşekkürler Ceren katıldığın Ben için. teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça Görüşürüz. kal. İyi geceler. İyi geceler.